Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazada kusurlu olan Mahmut'un yakalanması yönünde karar çıktı ama... Eğer çoktan kaçmış gitmiş... Kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir. Pazartesi günü ayın 4'ünde yine verdik tekrardan bir tutukluluk talebi. 5'inde yine verdik. 6'sında yine verdik ve 6'sında bu sefer ölüm raporuyla birlikte verdik. Hemşire içeriden çıkınca kapı açıldı. Emre'nin ayaklarını görünce zaten ben yıkıldım. Bir kazaya değil de cinayete kurban gitti benim oğlum. Ben adalet istiyorum. Resmi plakalı bir araç motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarptı. Göçer burada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan 6 gün sonra motokurye Göçer yaşamını yitirdi. Önemli detay burada haberin konusunda şuydu. Motokurye'ye çarpan kişi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Ve kazaya ilişkin ilk tutulan polis tutanağında kusurlunun motokurye Göçer olduğu yazılmıştı. Kayıtlar öyle geçmişti. Önce görüntülere ulaşmakta aile ve avukatlar güçlük çekti. Hakikaten bu bile, görüntülere ulaşabilmek bile belli bir mücadele neticesinde mümkün olabildi. Biz tutanağın hatalı olduğunu gündeme getirmemizin ardından kamuoyunda açıkçası tepkilere neden oldu, ses getirdi ve yetkililer açıkçası adım atmak zorunda kaldı. Bununla ilgili daha sonra bir bilirkişi raporu hazırlandı. Ve bilirkişi raporu ilk tutulan kaza tutanağını tamamen yalanladı. O sırada olay yerine polis geldi. Polis geldikten sonra da hastaneye intikal ettik. Daha sonrasında bu polisler hastaneye de geldiler, trafik polisleri. Hastaneye geldiklerinde kusurlu kişinin biz olduğumuzu söylediler. Bu bizim için açıkçası bir sürprizdi. Çünkü biz öndeki araçtık ve arkadan bir çarpma söz konusuydu. Bu çok mümkün bir durum değil. Nitekim sonrasında bunun böyle olmadığını da tespit ettik görüntüler vasıtasıyla. Sen bu olay 12.55'te gerçekleşiyor ama benim bir fikrim yoktu. Yani bana haber veren kimse olmadı o konuda. Saat 2 gibi Yağız'ı okuldan aldım, metrodan geçtik beraber. Bir aile dostumuz var. O arıyordu ama ben hani Yağız'ı eve götürdükten sonra açmak istedim açıkçası. Sürekli arıyormuş, mesaj atmış ama ben görmemişim. Sonra açtım, dedim ki efendim, dedim abi, dedim. O da dedi ki böyle böyle Emre kaza yaptı, gelmen gerekiyor dedi bana. Ben de dedim ki abi Yağız'ı bırakacak kimse yok, ben nasıl geleceğim dedim. Ondan sonra o dedi ki tamam, kapattık onu. Bir ben tekrar eve doğru yöneldim, sonra tekrar dedim ki hani gelişen şey ne, sen gelip alır mısın dedim. Yani alıp gel bana dedim. Çünkü normal her gün kaza yaptığı için mesela ufak tefek kazalar, çarpma falan. Sen al gel abi dedim. O dedi ki yok ablacığım, senin gelmen lazım dedi. Kulağından kan geldi dedi bana. Babacığım ne oldu böyle ya bu motor? Gidiyoruz, çalışıyoruz yani. Ne diyorsun sen ya? Şöyle bir detay var. Yakalama kararı yani motokuryeyi arkadan çarpan kişiye ilişkin yakalama kararı çıktığında 2 Aralık'ta zaten Türkiye'den Somali'ye kaçmış duyumunu aldık. Savcılık da bunu onayladı. Biz akşam saatlerinde karakola gittik ve karakola gittiğimizde de şüphelinin karakolda olmadığını, herhangi bir şekilde gözaltında olmadığını öğrenmiş olduk. Normalde prosedür, o gün olan olay eğer nöbetçi sulh cezaya yetişecekse o gün içinde, eğer yetişmeyecekse ertesi gün sabah tutuklulukla ilgili bir duruşmaya çıkarılması ve suç cezanın kararından sonra işte salıverme, adli kontrol veyahut da tutukluluk durumlarının netleşmesi gerekir. Ancak burada normal prosedürün aksine savcılık karakoldaki ifadesinin akabinde salıverilmesi talimatı veriyor. Çünkü ilgili kolluk biriminin savcıya aktardığı bilgiye göre de %100 kusurlu olan taraf Yunus Emre Göçer. Gözaltında olmadığını öğrendiğimiz için sabah hemen nöbetçi savcılığa bir dilekçe verdik ve şüphelinin yabancı olduğunu, kaçma şüphesinin yüksek olduğunu ve olaydaki kusur dağılımında bir problem olduğunu, aslında kaza tutanağında belirlenen şekilde olayın gerçekleşmediğini, kusurlu tarafın karşı taraf olduğunu ifade ettik. Maalesef ki bu dilekçemiz herhangi bir şekilde işleme alınmadı ve yanıt bulmadı. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak yakalama kararının çok öncesinde 2 Aralık'ta kendisi Türkiye'den kaçmıştı. Şu an Dubai'de olduğu söyleniyor.
Yolda giderken zaten farklı şeyler gelişti yani. Elim kolum tutmadı. Hani hiç sanki böyle yol bitmiyor. Gidemedik bir türlü yani. Trafik de vardı. Gittim ben. Kapıdan girmeye çalışıyorum. Tabii gittiğimde 100-200 kişilik bir motor. Belki daha fazla. Hepsi hastane önünü kaplamış. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Aynı zamanda ayın 1'inde yani o benim dilekçeyi verdiğim gün bir de basın açıklaması yaptık adliyenin önünde. Tabii o anda henüz vefat durumu gerçekleşmediği için yaralama olarak geçiyordu ve o kadar çok ilgi toplamadı. Sonrasında vefat gerçekleşince biraz daha konu ilgi topladı. Sesimizi duyurmaya çalıştık çünkü biliyorduk ki bu benim talebimin bir karşılığı olmayacak. Ve işte burada bizim dilekçeyi vermemizdeki temel mantık, daha sonraki süreçte yaşanan bu mağduriyetle ilgili sorunları tespit edip ve tekrardan aynı mağduriyetin başka insanların nezdinde yaşanmasına engel olabilmekti. Sonrasında biz pazartesi günü ayın 4'ünde yine verdik tekrardan bir tutukluluk talebi. 5'inde yine verdik, 6'sında yine verdik ve 6'sında bu sefer ölüm raporuyla birlikte verdik. Artık suçun nevinde bir değişiklik gerçekleşti. Suç taksirle yaralamadan taksirle öldürmeye dönüşmüş oldu. Artık taksirle öldürmeye dönüştüğü için bir tutuklama talebinin kabulü yönünde karar bekledik. Ancak yine bu yönde bir karar alamadık. Polislere arkadaşlar gittiğinde bu sistem üzerinden arkadaşlar ilk gidiyor. Oradan şey diyorlar, işte bilerek kaldırıma çarptı. Oradan da işte konsolosluk aracının önüne atladı diyorlar. Hiç böyle bir ihtimal vermedim. Böyle bir şey yok. Adamın böyle bir problemi yok. Kendini atsın oradan oraya falan gibi. İntihar etme gibi bir problemi yok. Çünkü Yağız için çabalıyorduk 8 yıldır. Diğer bir çocuğumuz da var 15 yaşında. Yani biz geçinmenin derdine düşmüştük. Yani bir böyle bizim bir dağılma gibi bir şeyimiz yoktu. Zaten İstanbul'da tekiz yani. Hiç kimsemiz yok. Hatalı tutanak tutan ve aileye intihar olduğuna yönelik şeyde bulunan, telkinde bulunan polisler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ve bu açıkçası sürece ilişkin yetkililerin attığı ilk önemli adım diyebilirim. İBB'nin kameraları saat 17.20'de karakolun elinde ve görüntü inceleme tutanağıyla izlenmiş bir şekilde tespit edilmiş durumda. Aynı izleyen polisler tarafından saat 18'de şüphelinin ifadesi alınıyor ve şüpheli aynı kaza tutanağında vermiş olduğu gerçek dışı ifadeleri tekrarlıyor. Bu tekrarına rağmen o kamerayı izleyen polislerin şüpheliyi bu gerçek dışı beyanlarına karşılık salıvermemesi lazım. Çünkü artık onlar biliyorlar kusurun kimde olduğunu. Bunu anlayabilmek için bir trafik bilirkişisi olmaya gerek yok. Arkadan gelen araç her zaman için kusurludur. İşte kaskını çıkarmış Emre, sabit bir yerde durmuş otobanda. Otobanda durmuş, telefonla konuşmuyormuş çok rahat bir şekilde. Selektörleri yokmuş dedi. Adam da kendini hani tutamamış da vurmuş. Arkalı önünü koyması gerekiyormuş. Sonra ben dedim, ben buna da inanmadım tabii ki. Sonra görüntüler düştükten sonra anladık ki adam bile bile vuruyor. Bu da bir cinayet. Kamu süreçlerinde her zaman için hata payı vardır. Çünkü oradaki insan faktörünün deneyimi, tecrübesi, olaya ilişkin sirayeti her zaman değişkenlik gösterebilir. Bizim de bu süreçte birden fazla prosedürümüz var. Bu prosedürlerin neredeyse tamamında gerçekte olması gerekenden farklı bir işleyiş söz konusu. Dolayısıyla evet, belki birkaç tanesinde hata olabilirdi ama hepsini bu şekilde düzenleyemezsiniz. Durumu ne? Hep kritik. Zaten ben onlara dedim ki ben onun koşmasını beklemiyorum zaten. Bir sene, iki sene, beş sene burada yatsın. Ben eve cihaz alayım, bağlayayım. Bir şekilde dedim yani Emre yaşasın dedim yani. Ama hiçbir belirti yoktu. Gözünü hiçbir zaman açmadı zaten. Zaten gittiğinde eksmiş bu adam. Ailenin bazı medya kuruluşlarına karşı sitemini de biz haberleştirdik. Ancak buna karşın tatsız geri dönüşler aldık. Dediler ki görüntü yok, hiçbir şey yok, bu olay kapandı. Hani dosya yok dediler. Ben hemen dedim ki bunu bulsa Müge Anlı bulur dedim. Çünkü Müge Anlı hani orada söylediği zaman diyorlar ya hani ben sağda gördüm, solda gördüm, işte o çarptı, bu çarptı, aslında olay buydu diye bir sürü insan arıyorlar ya. Bu şekilde dedim herhalde hemen bilgiyi toplayabiliriz diye ben Müge Anlı'ya başvurdum. Bir de Emre çok seviyordu Müge Anlı'yı. Yani izlemeden işe gitmiyordu. Kuryacılara karşı beni hedef mi göstermeye çalışıyorsun? Bu nasıl bir gerizekalılık? Görüntüler geldikten sonra anladık ki cinayet. Tekrar aradım, mesaj çektim. Dediler ki biz bu konuyu işleyemiyoruz ama size yardımcı olmak isteriz dediler. Sonra daha dönüş yapmadılar. Yaptığımız haberler neticesinde böyle tepkiler almaya açıkçası alışkınız.
Ama biz hani gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Çünkü o bir cumhurbaşkanı, onun da bir suçu yok bu olayda. Hani vicdanen de bakıyorum babası. O da böyle bir olaylara karışmak istemezdi diye düşünüyorum. Bekliyorum şu anda. Yani süreç bu şekilde ilerliyor. Mahkememiz ilerliyor. Davamdan tabii ki vazgeçmiyorum. Yılda yaklaşık 300 ölümümüz oluyor bizim. Bu hiçbir sektörde yok şu anda. Çünkü kuryelik trafikte yapılan bir meslek. Siz trafikte yüksek özen ve dikkate sahip olmak zorundasınız. Her an yani en ufak bir dalgınlığınızda bu sizin hayatınıza mal olabilir. Bir otobüs şoförü, uzun yol şoförü 8 saatten fazla kullanamıyor. Yine kamyon şoförü 8 saatten fazla su kullanamıyor. Ancak hepimizin arasında gezen kuryeler günde 15-16 saat motosiklet kullanabiliyorlar. Birçok kuryeyi işverenler sigorta yükümlülüğünden kurtulmak, iş kazalarından kurtulmak ve içeriye KDV sokup da gelir vergilerinden düşürmek için aslında bir sigortalı personel mişçesine çalıştırıp onlara bir vergi açılışı yapıyorlar. Vergi açılışı neticesinde onlara patron kuryesiniz diyorlar ama başka bir yerde çalışmalarına müsaade etmiyorlar. Emir veriyorlar, çalışma saatleri var, aylık ücret veriyorlar ama bunun fatura karşılığı yapıyorlar. Moto kurye Yunus Emre Göçer'in ailesinin ailesinin durumunda açıkça hani yani insanı duygulandıran bir yanı var. Otizm hastası bir çocuğu var, 15 yaşında bir kızı var, lise öğrencisi bir kızı var ve bir eşi var. Hani geriye sahipsiz bir aile kaldı. Kaçan kaçtı.